Evet 2017 LYS tercihleriyle ilgili ipuçlarını vermeye devam ediyoruz. Bu yıl açık öğretim dahil kontenjanlar %8 arttırıldı. Öncelikle öğrenci arkadaşlara tercih döneminde başarılar diliyorum. Sınava 2 milyon 265 bin aday başvurmuştu hepiniz biliyorsunuz. Yaklaşık 1,5 milyon aday tercih yapma hakkına sahip olacak. Ve bu yıl tam 1 milyon 103 bin kontenjan bulunmaktadır. Bu ne demek? İşin Türkçesi şu her 4 kişiden 3 kişi üniversiteli olacak demek. Peki üniversiteli olacak ama hangi üniversite, hangi bölüm, hangi fakülte onun için iyi olur? Bu konu çok önemli. Hemen tercihlerle ilgili ikinci ipucunu vermeye devam ediyorum. Tablo 4'te kontenjan arttırımı ile ilgili konular öğrenciler çok merak ediyor. İşte hocam hukuk ne kadar arttırıldı, tıp fakültesi azaldı mı? Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle eşit ağırlık bölümlerinden başlamak istiyorum. Hukuk 282 kontenjanı arttırıldı. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 579 kontenjanı arttırıldı. Sosyal Hizmet bölümü 498, okul öncesi bölümü 354 arttırıldı. Arkadaşlar Tıp Fakültesi bu yıl 1272 kontenjanı arttırıldı. Bunun 12 kontenjanı devlet üniversitesi. Tabi tıp fakültesinden başlamak üzere bu artırılan kontenjanlarda bu yıl başarı sıralarının bir miktar gerileceğini tahmin ediyoruz. Ee, yine MF4 alanından devam etmek istiyorum. Şaşırtıcı bir durum iç mimarlık 2030 kontenjanı arttırıldı. Çok ciddi bir rakam. İnşaat mühendisliği de 677. Dolayısıyla iç mimarlık ve inşaat mühendisliğinin arttırımı öğrencilerin oraya doğru yönelimli olduğunu bize göstermektedir. Peki mühendislik fakültesinde azaltılan kontenjan yok mu? Var tabii ki. Özellikle 240 bin barajından sonra kontenjanların boş kalması sebebiyle çevre mühendisliği 1665 kontenjanı azaltıldı. Gıda mühendisliği 1571, makine mühendisliği de 664 kontenjanın azaltıldığını söyleyebiliriz. İki bölümü daha verip daha sonra tercihlerle ilgili diğer ipuçlarını vereceğiz arkadaşlar. İngilizce öğretmenliği 530 kontenjanı arttırılırken İlahiyat Fakültesi'nin puan türü YGS'den TS1'e alındı ve 620 kontenjanı arttırıldı. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ediyorum.